Hasm-ı Nanutubi degen Hüccatül İslam rahmetullahi aleyh şu alimde bizlerse kub yapırken biz Hint adamı Uzbeyler hakkında yapırılırsa yapırılırken adamlar kalmadı ya yapırılış gereği bulan adamlar kub bu sen bunların hayatı hakkında bir neresi yok mesela hayatına hakkında basarsız yazılırken adamlar yok hani yapırsız Uzbeyler hakkında uşan için yine bize yakın rağı şunlar indi Kasım Nanutubi rahmetullahi aleyh kambag'allik bilan hayot kechirgan o'zi doim longida yurar ekanlar ustiga kiygan ko'ylagi ham yo'q ekan Hazrat Mavlono Abdulhay Laknaviy rahmatullahi aleyh hayot o'tirgan vaqtlarida Hazrat Mavlono Abdulhay 1304-yilda dunyodan o'tgan 1304-yilda u kishidan sal oldinroq Hazrat Qosim Nonatubi dunyodan o'tgan Abdulhay Laknaviy rahmatullahi aleyh tutqana dardida bo'lgan ekan yurak yuraklari qisilib berib qolib o'lib qolgan O'sha vaqtida o'zini davrini juda büyük vahobiylardan bittasi Hazrat Siddiq Hasanxon degan olim o'tgan Xudo rahmat qilsin qanaqa odam bo'lgan bo'lsa ham ki oxiratda oxirda yaxshi hayotda holatda dunyodan o'tgan edi. Ana shu Siddiq Hasanxon umrini hammasini Hazrat Abdulhay Laknaviy rahmatullohi alayhi bilan tortishishga bag'ishlab olgan ekan. Hammasini. Abdulhay Laknaviy rahmatullohi alayhi ham uyam ikkovlari ham bir-birini haqiqiy tortishga arziydigan raqib deb hisoblar ekan. Abdulhay Laknaviy rahmatullohi alayhi bilan tortishgan shu Siddiq Hasanxon o'zini Bopal degan bir viloyatida kambag'algina bir qishloq odam Bopal shahrining gubernatori o'lib qoldi. Gubernator o'lgan Siddiq Hasanxon lekin ilm bilan mashhur bo'lib turgan. Gubernator o'lgandan keyin gubernatorda xotini Malika yolg'iz qolgan odamlar keyin u Malikani kirib bijijlashib shu Siddiq Hasanxon juda zabardast yaxshi olimdi shunga teging deb nasihat qilishibdi Siddiq Hasanxon qishloqda o'tirgan bir odam birdaniga haligi xotindorni gubernator bo'lib qolgan shu bilan bu odamni puli ko'payib ketib qolib o'zini e'tiqodidagi o'sha buzuq e'tiqodidagi kitoblarni Hindistonda tarqatishga shu xotinni puli sabab bo'lib qolgan o'shaning uchun Abdulhay Laknaviy rahmatullohi alayhi bilan tortishib oxirgi tortishishlaridan birida sen xotining tufayli osmonga chiqib ketgan odamsan degan bir ta'nai ma'lumotni qilgan ekan xullas Abdulhay Laknaviyga bu odam bir kelgan xatiga xat yozib turgan vaqtida eshikdan birov yugurib kelib Abdulhay Laknaviy hozir yurakda ushlab qolib o'lib qoldi deganda Siddiq Hasanxon xudo rahmatiga yig'lagan ekan yig'lab qo'lidagi qalamini sindirib tashlayotgan ekan endi bu qalam yer yuzida o'zini javob yozadigan odamni topolmaydi unga dushman edim men Abdulhay Laknaviy haqiqiy raqib edi xullas shunday zabardast Abdulhay Laknaviy rahmatullohi 39 yoshda o'lgan 39 yosh juda ham kichkina yosh Abdulhay Laknaviy rahmatullohi alayh endi biz aytib turgan biz boshida nomlarni zikr qilgan Qosim Nonutubiyga ham asr Qosim Nonutubiy og'ir kasal bo'lib o'sha umrlarini oxirida yotganlarida to'shakda bodring yegilar kelgan ekan bodring Abdulhay Laknaviy bilan bularni o'rtasidagi masofa 800 km joy 800 km da Abdulhay Laknaviy zabarda solib Qosim Nonutubiyning duosini olaman deb bodring ko'tarib kelgan ekan bu kishi yoshlari salgina qattiqroq bo'lgan u kishi 49 yoshda o'lgan bu kishi 39 yoshda o'lgan xullas mana shu Qosim Nonutubiy rahmatullohi alayh demak o'sha paytda o'sha Bahodir shoh ibn Boburni nevaralaridan eng oxirgi shu Hindistonda sultoni shohini davrida o'tgan eng zabardast olim deb hisoblangan Hujjatul Islom degan laqabi bor shu Qosim Nonutubiyni oldilariga Merat degan shaharda hokimi ilohiy baxsh degan bir odam xudo bergan degan nomi o'zbekchasiga ilohiy baxsh degan odam qopda pul olib qopda idishlarni qopni chamadonni ichiga tillolar ham solibdi pul ham olibdi shu Qosim Nonutubiyga hadya qilgani devbandga olib ketdi yo'lda qopda pullarni ko'tarib kelayotgan vaqtida ko'ngliga kelibdiki man qiladigan ehsonda qanga ehson birov Qosim Nonutubiyga olib kelmagan bo'lsa kerak degan faxr ko'ngliga kelib qoldi kelsa Qosim Nonutubiy lo'ngilarni o'rab olib masjidi chatda degan bir masjidni yonida sattoroshga soch oldirib o'tirgan ekan sekin yonlariga haligi pullarni ko'tarib ketdi o'tir deb ruxsat bermaganlarcha o'tirolmaydi shaharni hokimi bo'lsa ham u qo'lida pullarni ko'tarib assalomu alaykum debdi bu kishi sekingina vaalaykum assalom deb qo'yib burilib keyin qarab qo'ymadilar bu odam sekin yuzlarimda turgan bo'lsa bu tarafdan aylanib o'tgan ekan bildirmasa sekin bilmaganga olib buyoqqa qarab olibdilar
aylanib kelib pullarni ko'tarib boqib o'tibdi, adam boqib o'tibdi, salomiga boshqa salomdan keyin boshqa hol ahvolini so'ramabdilar. Sochdi, obugunicha ham shu pulni ko'tarib turibdi, qo'li uzilgandek bo'lib olib ketibdi. Sochni olgandan keyin boshqatdan salom beribdi u kishi, oddigina qilib alaykum assalom deb turib, hol ahvolini so'ramabdilar. Yonlariga tiz cho'kib, hazrat mana shu hadiyani sizga ko'tarib kelyapman dedim. Mana sana hadiyani olishga hojatim yo'q dedi. O adam dedi ki, siz alışka hacet edilmezsen, bana birişki hacetim var dedi. Ben de sahab geldim. Dedik şartlar ki, Deyben madrasasından 7 yarım sunmuş, 17 yarım sunmuş, 7 yedisi var çıkılıp. 7 yarım sunmuş öyle olamaz dediler. 7 yarım rupiye öyle olamaz. Diğerli bir 20 dolarlık barar varmazdır. Şu narsa, bana ruzgarımda bir oyunca yeter dedi. 8 sunmuş ap koysam, yarımın önüme aklıma ne kendim, hiç kurumla okulamaya çıkamam ben dedi. Ben bir kapıyı önüme aklıma ben dedi. O adam köyünde otuzdu ki, ha, şu derecede bana pasif bir varar mı giden? Ha, uza anasıyam, abdurman şahitleri gibi böyle birse, böyle olardı ki, diye nasıl köyünde giderken? Eğer sana köyünde şahitleri gibi böyle birse, diye köy mahiyat kitle diye uza, o zaman amca böyle bir olmam, böyle bir miyim ben dedi. Ahar bu adam ki şermanda böyle oturup kaptı. Aslında onu bir maçta kaptılar. Bu adam dedi ki, aslında anne işi ben dedi ki, kırıp, işi pildi kutar, kayıt bir doğru mu? Çünkü pildi dedi. İşi teyde kasın anlatı beni kavuşlar durdu. Ben erken kavuştuk. Basit bir barışı kalktı. Pullarını ağdatır. Ket var orada. Kasın anlatı beni çıktılar. Çıksalar pul uyumu durdu. Kalktı tokuligen pul durdu. Lekin pulge karamazsam beni kavuşum kayıtta kaldırıp kavuşu aktarışı başlattı bu kişi. Kavuş pulü teyde kalktı ki. Yani. Şakirleri öyle karattı. Pulde onunla da kavuş durdu. Kavuş durdu. Pulde tokuk ettim. Karası hakikaten teyde kavuş durdu. Hazret bana kavuş işletti. Yani iki gizip koyuptu. Şöyle kavuştuk ettim. Pulde Akaya morillerden demekti, tarikatilerden demekti. Şu bilen kavuştu ki kitap ettim. Miyancı bilen bir halifeleri bularken. Ali halatı görüp, nahat şu pülge karatan koymadı ya Kasım Nana tweet uylattırken de, Kasım Nana tweet dedi, hemen azıcık tahsirli bir kapat kanakken. Miyancı dedi. Adamlar dünya altında mendet durup, kavuşu da yürü olup, kavuşu yiyip kiti yaptı dedi. Dünyanın arkasından minge koyup, yürürken de, Kavuşu dünyanın arkasından yiyip git yaptı. Ama ben dünya adımlarından Kuda diyen için dünya kavuşunca secde kovardı demek.